geldin savcı bey. Kızım nerede? Kızını getirdim. Benim sözüm söz. Dur burada. Hakkı bey. Bir savcıyı öldürmek başımızı dert açmaktan başka bir şey yapmayacak. Bu dünyada babanın oğluna bile güvenmeyeceksin. Bak kardeşim bizi ne işlere soktu. Hadi şimdi sen kızı al git Yiğit. Elif! Emir kal orada. Emir bizimle kalacak. Şahin, savcı beyi alıverin. Hayırdır Yiğit? Ne düşündün? Benden siz ve ailemin arasında bir tercih yapmamı istemiştim. Hatırlıyor musun? Sen de tercihini yaptın zaten. Abi hayırlı olsun. Torunun düğününü de gördüm. Şanına yakışır bir düğün olmuş. Sağ olasın ya. Darısı Emir'le Yiğit'imin başına galiba. İnşallah baba. Karın nerede? Biz onu davetiye göndermedik. Ayıp etmişiz be. Biraz hastaca baba. Düğün telaşı vardı evde. Yoruldu tabii. Neye elini sürdü de? Bana inadından yapıyor. Gelin kısmında ne demiş? Hem ağlarım hem giderim. Bizim gelinin güldüğünü gördük mü bu eve geldiğinden beri? Çağır gelsin çabuk buraya. Evin gelini olmadan düğün mü olurmuş? Kepaz olduk millete. Söyledim baba ama... Bak ben Basri geline bir laf geçirmedi dedirtmem. Zeliha 5 dakika içinde burada olacak işte o kadar. Yok yok hiç. Boşuna ısrar etme. Gelmiyorum ben. Gelmeyeceğim. Zeliha yapma. Bak rezil oluyoruz aleme. Babam dedi gelinim benim hatırımı dedi kırmasın diye rica etti. Rica etti. Senin baban rica etti. Ay o senin baban sadece emretmesini bilir. Ya ben 40 yılın başında şehre iniyorum, elbise alıyorum diye demediği lafı bırakmıyor ya. Aa bizim gelin ocağıma incir ağacı dikecek diyor. Yeter ya, yeter. Ya ben burada nefes alamıyorum. Selam durdun durdun. Şimdi mi kuruldun buna? Tam düğün günü. Ne olur. Hadi gel hatırım için gel, hatırım için gel. Ben zaten hatırın için burada 25 yıldır ömrümü çürütüyorum. 25 yıldır babanın söylediği her lafa katlanıyorum ya. Yok yetti, bitti bu iş buraya kadar. Ne yapalım Selim? Babam oldu, oluruna gideceğiz artık, yaşlı adam. Biz öyle oluruna falan gitmeyeceğiz. Ya ben İstanbul'dan peşine takılıp geldim.
Bana dedin ki öyle el öpüp gideceğiz, bir ay kalacağız. Ya baksana kaç sene geçti. Adam bir öykürdü, pıstın kaldın. Ah, şimdi torunlar evleniyor. Ne olacak? İki gün sonra bizim oğlanları da bir kız bulacak, oturtacak dizinin dibine. Yok, ben çocuklarımı sokakta bulmadım, anladın mı sen? Ben çocuklarımın geleceğini buraya gömmeyeceğim. Dede. Çaktırmadan hiç başım yakmıyor, tamam mı? Düğün sahibi benim. Asıl içmezsem ayıp. Ama doktor seninle aynı fikirde değil dedeciğim. İçeridekiler sana rakı getirdim görseler var ya. Yakarlar çırma. Yaz. Söz. Düğüne gelirsen meseleyi babamla konuşacağım. Meseleyi falan konuşmayacaksın ya. Fikrini söyleyeceğim. Benim kararım bu diyeceğim, net. Söz mü? Şeref sözü. Ne zaman? Düğün biter bitmez. Ha, bunun profesörlüğe kadar yolu var tabii inşallah. Dede ne yapıyorsun ya? Basri'nin torunu profesör olacak. Aslan torunun benim ya. Zaten senin yerin hep ayrıydı. Bak abini. Aytalıktan liseyi bile zor bitirdi. Soy. Nerede o? Bak yine kayboldu ortalıkta. Kendine bir meşgale bulmuştu. Yiğit. Ne zaman isteyeceksiniz beni? Seni hep istiyorum kızım. Bak. İstedim. Geldim. Bugüne kadar hiçbir şeyimize ayak uyduramadın. Ama bakıyorum iş ayak oyunlarına gelince üstüne yok gelmiyor mu? Ben artık kendi havamda oynayacağım Basri Bey. Senin havaların geçmez buralarda. Biliyorum biliyorum. İşte onun için ben de kendi yerimde oynayacağım. Artık biraz yalnız kalacaksınız. Ne yapalım? Kader. O senin kafanda dolaşan tilkilerin kuyruğu da yüne eğririm ben. 40 yıldır hep aynı laf. İşte bir şeyi 40 kere söyleyince olurmuş ya. 40 oldu. Gidiyoruz inşallah. Oğlan olduğu yerde. Gelin geldiği evde kalır. Hem hangi parayla gideceğiniz? Ne demek hangi paraya? Bunca çift çubuk var. Hasan'ın hiç mi payı yok? Yok. Üstüne kayıtlı bir çöp bile yok. Ben öleceğim de miras kalacak de. Velhasılı benim mezarımı çiğnemeden hiçbir yere gidemezsin. Zaten Hasan benim sözümden çıkmaz. Bilmem vallahi. Hasan'ın düğünden sonra edecek bir çift lafı var. De git hadi. Olmaz öyle şey. Olacak olacak. Olmaz. Sen... Allah! Hasan! Hasan! Baba! 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 Baba iyi misin? Baba! Baba kendine gel. Baba! 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 Açılın açılın ama! Baba iyi misin? Baba! 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 Baba iyi misin? Baba bir şey de, baba bir şey de baba. Aç aç aç. Baba, baba. Baba aç gözünü. Baba aç gözünü. Baba, baba aç gözünü baba. Güzel bir ömür sürdü, değil mi? Torunlarını gördü, torunlarının düğününü gördü. Evlatlar hep dizinin dibindeydi. İşte Allah hani elden ayaktan düşürmeden yanına aldı. Herkese böyle ölüm nasip etsin, değil mi?
Hasan'cığım. Bak eskiden ailenin reisi sadece babandı. Şimdi sensin. Artık kararları sen vereceksin. Hı? Diyorum ki satalım mirastaki payını al. Sonra ver elini İstanbul. Ha? Kardeşini gönderir mi hiç İstanbullara? Laf. Aman biz de Hüseyin'in lafını bekliyorduk çünkü. Kızım benim orada evim var. Babadan kalma. Boş boş duruyordu. Satacaktık. Vazgeçtik. Şimdi biz gidiyoruz. Aman çok şükür ya Rabbim doğduğum yere dönüyorum. Buralarda kalıp da ölmeyi bekleyemeyeceğim. Her cenaze evinde bilecek bir şeyler olur derlerdi de ayıpladım. Ay sen çok yaşa. Allah Allah. Ne var bunda gülünce? Yüzlemeyeyim dedim ama. Bizim yani İstanbul'a okumaya gittin de sizin oralardan ev bakmış da kenar mahalledeyi tutmayıvermiş. Kenar mahalle mi? Kızım orası İstanbul'un en tarihi semti. Anlamazsın sen şimdi. Ha, sizin ev Topkapı Sarayı'ydı da bizim yeğen mi bilememiş sağ? Emine delirdin mi? Babamın kırkında bu ne böyle kahkaha? Rezil olduk millete ya. Sinirlerim bozuldu. Zeliha'lar İstanbul'a taşınıyor. Köşke. Emine şakanın sırası değil. Ha. Kendine sor. Tövbe tövbe. Kimle konuşuyorum ben be? Kime laf anlatıyorum? Senin bütün dünya bu kadar işte. Bu mutfak bir de şuradaki bahçe. Yıllardır İstanbullu gelinim diye bize tepeden baktın. Git bacım git. Ama üç güne kalmaz dibinize baka baka buraya geri döneceksiniz. Aha da yazdım. Yaz yaz daha fazlasını yaz. Görürsün sen o lafların hepsini yiyeceksin. Bana bak Hasan. Abinle konuşuyorsun. Yetti gari. Hakikaten yetti gari. Ya benle gelirsin ya ben oğlanları alır İstanbul'a giderim. Emir stajını orada yapacak. İyi de bir iş kurar başında dururuz. Ne iş kuruvecan oğlum? Çift çubuktan başka bildiğimiz bir zanaat mı var bizim? Çoluk çocuk serseri olur orada. Hele ki Yiğit. Bakma burada Basri Bey'in torunu diye herkes önünde düğme ilikliği veriyor. İş bilmez, tahsili yok. İstanbul'da selam vereni olmaz. Dükkan açarız o da başında dur. Hangi parayla? Babamın mirasından payıma düşeni satacağım. Ne diyorsun sen oğlum? Baba toprağını böldürtmem ben. Yedi ceddimizden kaldı buralar bize. Kararım kesin abi. Bir Zeliha'ya sözüm var. Zeliha'ya sözüm var ha? Yazık, yazık. Babamın ölmesi için gün sayıyormuşsunuz meğer. Dükkan açacağımış. İki günde kandırır donunuza kadar soyarlar sizi. Sanki çok mahir girişken bir adamsın da. Babam da sen de hiç itimat etmediniz bana. Gölgenizden bunaldım artık. Müzik
sürat? Ha, takla atman lazım İstanbul'a gidiyoruz ya. Ulan gidiyoruz ya. Ne bileyim. Koydu. Oğlum zaten 4 senedir Trabzon'dasın okul için. Hem sen istemedin mi İstanbul'da olmayı? Aynı şey değil ki. Ben her seferinde geri dönmek üzere gidiyordum. Baksana şimdi. Pulu pırtı topladık gidiyoruz. İstanbul nasıl bir yer acaba? Ha? Esas olmamız gereken yer. Hep anlatıyorlar. Ufku yok, sınır yok. Yok yok. Burası tamam. Hadi abi hakkını helal et. Ver elini öpeyim. Hata ediyorsun Hasan. Ama bak başın sıkışırsa kapıma gelmeyesin. Bütün gemileri yaktın gari. Koş Hasan abi koş. Bak İstanbul kaçıyor. Deli ha? Ardından su dökmüyor mu hiç? Nasıl olsa dönüp geleceğiniz. Bekleriz, bekleriz. İstanbul'a da bekleriz. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz. Hakkımız da hayırlısı. Vallahi en hayırlısı yola çıkmak zaten. Gideriz bankaya. Azıcık bir para çekeriz. Eksikleri tamamlarız. Allah'ım inanamıyorum ya. İlk defa kendi evim olacak. Kendi seçtiğim eşyalar. Aa, ayol ben şimdi gelin gidiyorum asıl. Bankaya gitmeye gerek yok. Niye? Para yanımda. Ay Hasan inanmıyorum. Ya insan böyle tedbirsiz olur mu ya? Aa, ya soyarlarsa bizi hiç mi televizyon seyretmiyorsun? Her şeyin kötüsünü düşünme. Dünya o kadar kötü bir yer değil. Ah oldu. Sen böyle herkese gözü kapalı inan. Yandık vallahi ya. Sahilin bir dili olsa da konuşsa. Ya ya Baba çok derin bir attı bu. Öyle icat etti. Ne derdi sahil? Ha, ne derdi? Ah Minel aşk derdi. Az mı dolaştık be buralarda? Çok dolaştık Zeliha'nda. Çok değişmiş be. Çok değişmiş. Thank you.
Bu hayat sana çok yakışıyor be Derya. Derya, kız motorla sahilde bir tur atalım mı? Ya git işine akşam akşam Selim. E tamam, sabah gelip alalım. Evden eve servis olsun. Ha? Cehennemin dibine servis varsa siz oraya gidin. Ne oldu? Yine eli boş döndünüz. İşine bak kardeşim, işine. İşine bak lan. Abi kız haklı. Biz zaten iki kişiyiz motorda. Hadi bineyim dese nereye binecek? Ulan o binecek olsa seni anında atarım ben. Bak 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 işte orada. Namık. Ha, burası mı? Evet evet. Şükür kavuşturana. Yakışıklı amcaoğlum. Oo, vay vay vay, lacileri çekmişsin. Ne böyle genel müdür gibi? Sen de hala bu mahallenin en güzel kızısın abla. Hadi orada. Hoş geldin. Hoş geldin Asa abi. Gel yap. Hoş. Hoş geldin. Emir. Bak Emre. O Emir bu Yiğit. Tanıdınız değil mi? Hoş geldin. Selam. Namık. E biz geçelim. Ay hadi geçelim, hadi ya. Hayır. Geçin biz eşyaları alırız. Ah, evet tamam. Hadi. Tamam. Hadi Emir. Buyur abi. Gelsene. İyiyim canım, işten geldim işte. Çok yorgunum. Nereye telefon açıyorsun manyak, oradan söylesene. Mahallenin ortasında kim bu yakışıklı çocuk diye bağıracak halim yok herhalde. Hangisi? Ay hangisi olacak? Şu mavi gömlekli olan. Ay kas göz gerisi söz vallahi. Aman Bedel ya, amma abarttın sen de. Nesi var ki canım? Buyurun, buyurun. Dönme. Demek en uzun yol eve dönüş yoluymuş. Aman yarabbim. Ay şu pencere. Ah şu pencere. Az olsa da konuşsa her akşam annem orada babamı bekler. Her sabah arkasından el eder. Şurada bir kırmızı koltukları vardı, hatırlıyor musun? Bak göreceksin, biz de öyle güzel yaşayacağız burada. İnşallah. Aa. Ne o, kombi mi o? Kombi mi yaptırdı? Siz şimdi öyle dönüyoruz diye arayınca bir elden geçirdik tabii. Duvarlara dokunmadık, yasak o biliyorsunuz ama bunu yaptırdık. Size kısmetmiş, rahat edersiniz. Ah Namık'cığım vallahi. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz nasıl ödeyeceğiz senin hakkını? Allah razı olsun. Olur mu öyle şey abla? Koca aileden kaç kişi kaldık? Yardım edeceğiz tabii. Siz şimdi eşyaları içeri atın. Düzeniniz kurulana kadar bize geçelim. İciler evde sofrayı kurdu, hazırladı, bekliyor vallahi.
Ah canım benim, sağ ol, var ol ama yok. Biz ilk gecemizi evimizde geçireceğiz. Olur mu öyle şey abla? Od yok, ocak yok. Nasıl yapacaksınız ya? Getirdik, getirdik. Yatak, yorgan hepsi vardı. Sen Hasan'ım aşağıda çocuklara yardım et de hızlı hızlı yerleştirivereyim. Namık, sen bizi bir adamla tanıştıracaktın iş için. Ne oldu? Sadullah abi. Ha, sağlam pabuç mu? Aşk olsun abla yani. Sadullah abinin kefili benim. Ay, yani böyle gönül koyma da, şimdi biz bağ bahçe elimizde ne varsa sattık. Yani bir atımlık kurşunumuz var, öyle yaş tahtaya basmayalım diye soruyorum. Sen hiç merak etme abla. Sadullah abi çok iyi adamdır. Eli kolu da uzundur, her yere yetişir. İstanbul gibi yerde kuş kanadıyla, adam adamıyla abla. İncilerin dökülür. Görüşürüz. Öpüyorum çok, pardon. Görüşürüz. Oh maşallah. Dışarıdakilere kaka, eve çatık kaş. Ulan şu Meret'in mezesi güler yüz ama ara ki bulasın. Geç kızım, geç. Koy kızım hadi yemekleri. Biraz paran var mı Derya? Yok, dünkü yövüm yem elinde duruyor. Bütün gün milletin ağız kokusunu çekiyorum ki boğazımızdan iki lokma geçsin. O da ya içkine ya da kumarına gidiyor. Nankör! Allah! Ulan bunca yıl babalık ettim sana be. Ettiği laflara bak. Terbiyesiz! Çocuğu korkutuyorsun. Babalık etmişmiş. Kızım. Azıcık suyuna git şu adamın. Anne Allah aşkına boşa şu adamı. Görmüyor musun? Huzurumuz kalmadı. Ben bakarım eve, söz veriyorum. O olmadığı zaman gül gibi geçinip gideriz. Kocam o benim. Biz de çocuklarınızı unuttun mu? Kocanın ayrını gör. Ay, yeni komşularımız bunlar mı? Aman köyünden kopan kendini buraya atıyor. Vallahi yeter, İstanbul'un kapısına kilit vursunlar artık ya. Bitti, hı? İstanbul bitti. Ha, tabii. Tabela da alsınlar. İstanbul var ama bize yetecek kadar. Hadi şimdi şöyle güzel bir keyif kahvesi yapayım. Abla, Tayyip tam takır kuru, bakın nasıl olacak o. Yahu Namık, 25 yıldır ben bu anın hayaliyle yaşıyorum yahu. Ohoho. Ananız önümüzdeki 20 yılın menüsünü hazır etmiş bile. Aa, abi ne sandın sen beni? Ay hadi bakalım. Bak bir kuru döşekten gelmişler. Anne sen de kimseyi beğenmiyorsun ha. Sanki biz paşa torunuyuz. Ay tamam belki paşa torunu değilim. Ama benim sultanlar gibi kızım var. E sen zengin biriyle evlenince herhalde ananı da bu sefalette bırakmazsın. Hoş geldiniz. Ay vallahi gerçekten hoş gelmişiz. Hadi hadi gelin. Aşk içeri. Olsun. Niye bizde kalmadınız? Ay nasıl şımartıyorsunuz ya. İki çay alabilir miyiz lütfen? Tabii. Abi biz ne iş yapacağımızı neden bir emlakçıyla konuşuyoruz ki? Olur mu öyle şey ya? Yani Sadullah abi sadece emlakçı değil ki, o burayı muhitte ofis niyetine açık tutuyor. Onun başka birçok sektörde yatırım var. Buralarda ne gider, ne iş yapılır, ne tutar hepsini en iyi o bilir. Yani ben anneniz istediği için, yoksa adamın işi başında başka.
Hasan abi, içiniz rahat olsun yani. Onun kefili benim. Evet. Tanışalım canım. Kübra, Sadullah abi yok mu? Geldim Namık, geldim. Hah, geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Emir. Hoş geldiniz. Hasan. Hoş geldiniz. Hadi, gidelim madem. Sade gibi görünen, taşlarla süslü, sırt dekolteli, 70'li yılların esintilerini taşıyan... Dağınıklığı aldırmayın. Hardi olarak kullandı. Biraz bakımsız ama iyi bir temizlikle birkaç güne hazır olur. Beni yanlış anlamayın ama bu kira çok değil mi? Biraz derli toplu olsa bir misli fazlasına veririm zaten. Bir şey yok ya. Eşyalar orada çevrilecek. Bir badana boya bitti mis. Hem yeri çok merkezi abi. Ticaret demeyeyim olan bu zaten. Muhit. Arka sokaklarda böyle yerler var ama müşterisi kıt olur. Kazanacağınız para ta memleketten buralara kadar gelmenize değsin diye burayı gösterdim. Bence de kalkarız altından. Ne iş yapacaksınız bu dükkanda? Valla hediyelik şeyler satan bir dükkan açmayı düşünüyorsunuz. İşte memleketten gelecek yöresel yemekle, ev yapımı reçelle, çayla, sabunla, kartpostalla. Kartpostallar mı? Ya siz İstanbul'a iki günde topu atmaya mı geldiniz? Kartpostalmış. Bırak Allah aşkına. Kartpostal. İstanbul'da ne satmak gerekir ki? Hem eskiden beri süre gelen hem de modası hiç geçmeyen şeyler. Yani altın. Ay, çok güzeller bunlar Derya. Şuna baksana. İyi de ben bunu alsam nerede giyeceğim? Babam dükkana gelmeme bile zor izin veriyor. Bunları burada giyindiğimi düşünsene. Olsun be, bakması bedava. Derya, bu birkaç gün bende kalsın mı? Ya babam yüzünden zaten rahat rahat bakamıyorum. Belki gece uyuyunca bakarım. Kalsın tabii, keyfine bak. Tamam. Kübra. Baba. Ben kaçtım. Kolay gelsin. Kuyumcu yani. Oğlum. Tamam. Bir dur ya. Tabağı mı koyacaksın nasıl olsa? Biz ne anlarız ayol altından kuyumcuda? Sadullah Bey'in kuyumcu imalathanesi varmış. Ne? Malları oradan alacağız. İşte o da bize ne gider, neden ne kadar almak lazım gelir diye akıllar verecek. Ya. Altının her daim sattığı söyleniyor. Kim diyor? Sadullah Bey. Bir de senin Namık söylüyor. Ha. Vallahi Namık diyorsa bilmiyorum ama herhalde bir bildiği var. Ya bakın biz dükkan bakmaya gittik. Adam bize altın satmaya çalışıyor. Bedava vermiyor ya oğlum. Adam işlerini genişletmiş, ne var? Tamam da biz yine de bir üstüne yatıp düşünelim. Ne bu acele? Hemen cevap vermek zorunda mıyız yani? Doğru söylüyor. Merhabalar. Neredesin oğlum sen?
Bak yeni evimizde ilk soframız, sen ortada yoksun. Ya biliyorum ama işte bütün gün sandalyeyle masa peşinde koşturduğum için biraz hava almam gerekti. Aa bak yalancıya bak. Ay hava alacakmış sen. Hava alacağım derken kim bilir kaç tane kızın aklını başından almışsındır. Ne? Mahalle çalkalanıyor, mahalle. Hadi anlat bakalım nasıl geçti bugün defile? Nasıl geçsin anne? Giydik çıkardık işte. Bak kızım, gün gelecek. Seni kıyafetleri güzel gösteriyorsun diye seçmeyecekler. Sen seni güzel gösteriyor diye kıyafet seçeceksin. Cık, aman anne. Ay ne var? Başlama yine aman anne. Bak Mali Moro da fakirmiş. Ama sonra kadın ne kadar başarılı oldu. Ayol koskoca Kennedy ile çıktı. Nasıl mutluydu? Anne, Marilyn Monroe intihar etti. Biliyorsun değil mi? Aa, yok. Yani öldürüldü diyenler de var. Ay, benim için düşündüğüm mutlu son bu mu yani? Cinayete kurban gitmek mi? Ay, Allah korusun kızım. O nasıl söz? Bak, ben hayattayken sana zarar verecek olan adam daha anasının karnından doğmadı. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Al bakalım. Bak jilet gibi ütüledim. Hadi iyisin. Yarın gene işe paşalar gibi gideceksin. Sağ ol annem benim. Canım benim. İnşallah seni çok severler de stajdan sonra orada çalışmaya başlarsın. Azıcık çevre edinirsin. İnşallah bizim de elimiz bollaşır, sana hemen bir hukuk bürosu açarız. Kısmet. Ama sana acaba daha kaç kere söyleyeceğim. Ben akademisyen olacağım anne. Bak belki profesör olacağım. Büyük bir adam olacağım yani. Allah Allah. Ay profesör dediğin ne? Memur maaşı be oğlum. Yani şu aza kanaat etme huyun yok mu? Aynı baba. Anne ne yaptın ya? Ay ol, akademisyen ol. İkisini birden ol. Hadi. Çalış, çalış. Ah. Şuradan gittiğimi hatırlıyorum da. Allah. Ne havalıydım. Allah sokakta yürürken dönüp bakarlardı. Ya, hala bakarlar. Hadi oradan. Ne istiyorum biliyor musun? Hani şu yakası kürklü paltolar var ya ama çok şık. Artistlerinki gibi. Desinler ki vay be Zeliha Hanım'a bak. Ne kadar şık. Haza İstanbul hanımefendisi. Vallahi çok şey istiyorsun Zeliha Sultan. İstiyorum tabii. Ne var tabii istiyorum. Sen de isteyeceksin oğlum. Bu gözünü yükseğe dikmek değil ki. O hak ettiğin şeyi, layık olduğun şeyi almak. Tabii istiyorum. Şimdiye kadar beni engelleyen her şeyi geri istiyorum. Artık önümde engel kalmadı. Hem hep olmak istediğin yerdesin. İstanbul'dasın. Bir de ben varım yanında. Bak oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Güçsüz olursan yanındakini de ezdirirsin. Ben niye bu kadar ezildim? Baban güçsüz olduğu için. Ama ben inanıyorum. Sen o kadar güçlü olacaksın ki herkes ailemizin önünde diz çökecek. Ne gurur duyacaksın anne. Bütün umudum sende. Kaybettiğim ne varsa. Gelecek, güç, imkanlar. Hepsini sen teker teker geri alacaksın.
Ama bak eğer İstanbul'da aza kanaat edersen işte o zaman kaybetmeye mahkum olursun. Ama sen o kadar güçlü olacaksın ki herkes önünde eğilecek. Söz mü? Şeref sözüm. Aslan oğlum benim. Oo. Vay avukat bey. Nasıl? Hani stajdaki kızlar bayılacak sana. Eyvah. Hadi bakalım ha? İşiniz rast gitsin. Sağ ol anne. Sağ ol. Ya Yiğit ne diyeceğim sana? Sen bugün babamla mı olsan? Ya benim o Sadullah falan hiç gözüm tutmadı abi. Ya neden oğlum? Bak taşı toprağı Altınşehir'de kuyumculuk biçilmiş kaptan. Biçilmiş kaptan bize mi biçilmiş kaptan kuyumculuk? Bak sana söylüyorum, bu Sadullah sadece mal satmak için böyle babamı kuyumculuk falan ikna etmeye çalışıyor. Sen başka bir dükkan bak abi, tamam mı? Böyle başka emlakçıdan falan. Tamam, tamam. Bakarız. Hadi şu Muhittin havasını kokuyorum. Biraz da yeni modeller üretiyoruz. Bu dükkan için ne kadar gerekir? Kaç kilo altınla açacaksın? Bilmiyorum. 5 kilo altınla açacaksan 500 milyarı gözden çıkaracaksın. 10 kiloyla açarsan da 2 katı. İşe büyük gireceksin. Tabii ki... bizim o kadar paramız yok. Eviniz var. Satar sermaye eklersiniz. Evet, ev Zeliha'nın üstüne hayatta sattırmaz. Bak Hasan. İstanbul'da küçük iş yapılmaz. Gireceksen büyük iş gireceksin. Borç yiğidin kamçısıdır. Bulacağım bir yerlerde. Fazıl tam fakülteden arkadaşım benim. O hoca oldu. Ben de burayı açtım sonra. Seni çok övdü bana. Sağ olsun. Buyur geç otur bakalım. Gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz. Kamyona çapkınlar çakılır mı ulan? Karpuz muyum ben? Vallahi 4 teker 2 ayaktan iyidir her zaman. Ah ya canım. Ayakkabılarım bu arabadan fazlaydı. Ha bu külüstür. Yolda kalır, biz yine parkadan itmek zorunda kalırız. Haydi hanım gazla. İki ayak 4 tekerden iyidir. Sadullah abi. Abi biraz konuşabilir miyiz? Sen doğruca eve git. Ben gece geç geleceğim. İşim var. Kapıyı kilitle yat. Tamam baba. Söyle. Abi. Benim içim hiç rahat değil. Vicdan azabı duyuyorum ben ya. Vicdan azabı. Benim böyle şeyler için ayıracak vaktim yok Namık.
Başta düşünecektim. Abi, vazgeçebiliriz. Namık, akşam akşam kafamı şişirme. İçin rahat değilse işten geri çekil. Bir daha da benimle iş yapmayı unut. Karar senin. Çoluk çocuk serseri olur orada. Hele ki Yiğit. Bakma burada Basri Bey'in torunu diye herkes önünde düğme ilikliği veriyor. İş bilmez, tahsili yok. İstanbul'da selam vereni olmaz. Valla işin boyu bizi aşıyor. Bir yerden para bulmamız lazım. Bankadan kredi falan alamaz mıyız? Bilmiyorum ki. Elimizdeki paranın 4 katı para istiyoruz. Evi satsak mı acaba? Ne? Ha delirdin herhalde. Ya ben 25 yıl geri döneceğim diye hayal kurmuşum. Tam yerleştim. Hayatta sattırmam. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Ya baba biz arabayı değiştirsek mi? Sermaye için mecbur satacağız da... ...yenisini ne zaman alırız Allah bilir. İyi. Zaten habire yolda kalıp duruyor. Dedim gökten kadın mı düşüyor? Alıyor mu lan? Al. Ama ileride yengen olur. Ona göre. Yan gözle bakma. Kitap ayarıcı yaptım gitti. Anlat bakalım. Neyin var? Senin gibi olmayı çok isterdim biliyor musun? Benim gibi mi? Niye? Oğlum sende insanları cezbeden her şey var. Özellikle de kızları. Ya. Amcam haklıymış galiba. Bizim saltanatımız kendi memleketimizde. Ama sen... Sen nereye gidersen git, geçer Akça olacaksın nerede? Meslek sahibisin, akıllısın. Göreceksin. Herkes sana saygı duyacak. Kızlar da. Sen geç dalgın. Sen daha kendinin farkında bile değilsin. Sağ ol ya. Oğlum bir bisiklet al lan daha hızlı gidersin. Yürü lan yürü. Taban vay kullanıyorsun diye kıskanıyorsunuz değil mi? Bir motosiklet mezarlığı varsa gömelim şuradayım. Kaç gündür uğraşıyorsun boşu boşuna. Ellerine bak. Leş gibi oldu leş. E tabi. Bütün gün 2 tane şarkı dıngırdatıyorsun kapıyorsun yövmeyi. Benim gibi bütün gün araba tamir et, bakalım o eller nasıl olacak? Ya ne emniyesi oğlum, alamadık son parayı biliyorsun işte. Çalıyoruz da bir işe mi yarıyor sanki? Ama inadım inat. Bak gör bir gün kaset yapacağım. Şş. Gel gel. Şu yeni arkadaşa bir merhaba diyelim. Hop! Selam. Selam. Buyurun. Çok da kibarız. Hadi çocuklar, siz işinize ben yoluma. Bir dakika ya, bir dakika. Oo. Oğlum, kitap mitap okuyor lan çocuk. Maşallah, zehir gibi. O elindeki kitap değil, klasör. Ha. Mahallemizin kültür seviyesini yükseltiyor. Mahallemizin eğlence seviyesini de siz mi belirliyorsunuz? Ha? Fakat terbiyeli çocuk. Görüyor musun? Hiç adam bunu bozmadı. Aferin. Çocuklar benim öyle itte kopuklu uğraşacak zamanım yok. Sen işine, ben işime. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hangimize it kopuk dedin? İkinize de. Hı? Beyler,
derdiniz varsa ben de çözürüm. Hayırdır? Değmez. Sen arkadaşın velisi misin birader? Gerçekten yok, hiç gerek yok. Bak sen yalnız... Ya! Git, ne yapıyorsun? Bırak. 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 Kimsiniz lan? Boş. Ha! Oh, iyi oldu. Ay, dövme çocukları resmen. Kimsiniz ulan? Yavaş, yavaş ya! Allah Allah ya! Bunlar senin galiba. Evet, sağ ol. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Gel soralım seni. Ne yapıyorsun sen ya? Burada da mı? Kim onlar? Mahallenin kızları. Kavga mı etti onlar bayağı? Ha. Klasik Ender'le Selim işte. Hadi, hadi. Şş, mukayyet olan. Kardeşini mi koydun? Aha. Aile babası olacak çocuk. Ay Derya, sen de bir alemsin ya. Elin serserisini yılın babası ilan ettin 2 dakikada. Aa, ne var? Kardeşini korumuş işte, ne güzel. Ha, kardeşini korudu. Ne yapıyorsunuz, gezmeden mi? Ha, gezmeden. Televizyonda kadınlar can sıkıntısından kendilerini alışverişe verirler ya. Ben de dedim biz de gidelim yani, neyimiz eksik? Paramız eksikmiş. Alışverişe gidip patates soğan alıp geri döndük. Bir söyle, beni işit. Yine üvey babanla kavga mı ettin sen? Çok mu belli oluyor? Hadi bana gelsenize, birer kahve içeriz. Balkon sefası yaparız, olmaz. Ay harika olur. Yok, ben gelemem. Akşama misafirim var, hazırlık yapmam lazım. Aa, kim geliyor? Şu yeni taşınanlar yok mu işte, onlar? Oo, Sadullah abiye baksan, bir de tutucu derler. Mahallenin en yakışıklı çocuğunu eve davet etmiş kızım. Senin kimseyle görüşmene izin vermiyor. Hangisini diyorsun, o uzun boylu olan mı? Biraz önce geçen kardeşini koruyan var ya, o. Hay hadi var. Derya, tamam. Hoş hadi çocuk. Hadi. Tamam, çok hoş çocuk. Detayları tamam. Detayları istiyorum Kübra'cığım, lütfen. Haydi Kübra, görüşürüz. Her şeyi anlatacaksın. Versin, deli, gel buraya, gel. Yani 40 yılın başında attığımız taş kuş vuracak diye çok heveslenmiştim. Biz elimizden geleni yaptık Zeliha. Gittik konuştuk bankayla işte. Kredi vermiyorlar, ne yapalım? Üzülme, üzülme, üzülme. Anamızdan sarraf doğmadık ya. Başka bir iş kurarız. Elimizdeki paranın yeteceği bir iş. Acaba bir başka bankaya gidip bir daha mı konuşsak? Ne değişecek Zeliha? Elimizdeki paranın 4 katı kredi istiyoruz. Bu durumda 10 milyara yakın aylık gelir göstermezsek vermiyorlar krediyi işte. Şimdi öbür banka hani mesela 10 milyar yerine 9 milyar aylık gelir gösterin dese, gösterebilecek miyiz sanki? Gösteremeyecek. Allah Allah, bu nasıl iş ya? Yani borç almak için zengin mi olmak şart? Hoş geldin İçinel abla. Siz de. Ay ne güzel. Böyle kızları cıvıl cıvıl görünce genç kızlığımı hatırlıyorum. Senin de giderin var, bence fena değilsin. Arsız. Kimin dedikodusunu yapıyorsunuz bakayım? Fakir diyordunuz, gördüm, bana da anlatın. Aman ne dedikodusu canım? Şu Zeliha ablalara gelmiştim hani, karşıya yeni taşınanlar. Evde yokmuş. Ben de hazır gelmişken Neriman ablaya uğrayayım dedim. Sen tanıyor musun onları? Namık'ın akrabaları. Ayvalık'tan geldiler. Ama hoş gelmişler. Gelecek başka mahalle bulamamışlar mı canım? Biz nereye kaçacağımızı şaşırdık. Ay Neriman abla, komşuluk etsen seversin bak. Evleri babadan kalma. Küçük oğlan okulu bitirince burada iş tutsun diye geldi. Büyüğünü de kuyumcu dükkanının başına geçirecekler. Vallahi benim genç kızım olsa kaçırmam. Ay sen genç kız olsan sen de kaçırmazsın da artık, kısmet. Ama halt etmişsin sen. Ben şimdi de niyeti bozsam siz erkek namına avucunuzu yalarsınız. Maşallah.
Nasıl gidiyor? İyi. Güzel. Biz neden hep icra davalarına bakıyoruz? Bizim işimizin bir parçası bunu takip etmek. Seni hayal kırıklığına uğratan ne? Yok, hayal kırıklığı değil de... İnsan bir yıl burada çalışsa adalet sırf alacak verecek davası üzerine bir kavram sanır. Ne bileyim, bize okulda daha başka şeyler de öğrettiler. Allah Allah. Tabii ben hukuk okuyarak değil, tıp okuyarak avukat olduğum için bilemiyorum. Başka neler öğretiyorlar okulda? Yok yok, siz beni yanlış anladınız yani. Siz tabii ki benden daha iyi biliyorsunuz. Ben... Yarın sabah bir dava var. Sen de gel benimle, izlersin. Yürü abi, yürü. Olay çıkmasın gece gece. Dur ya. Adama bak ya. Daha dün geldi, bugün bize atar yapıyor. Haklı oğlum o da kendince. Kardeşini koruyor işte, ne var? Eli ağırmış ama. Mahallemize Muhammed Ali geldi. Dikkat etsene kızım. Geldik geleli çok dostluk gösterdiniz bize, sağ olun. Ama biz kuyumcuyu açmaktan vazgeçtik. Neden? Maliyeti bizi aşıyor. Bankaya kredi için başvurduk ama elimizdeki teminata o kadar yüksek kredi vermiyorlar. Velhasıl kuyumcuyu açmak için gerekli parayı bulma imkanımız kalmadı. Bulursunuz, bulursunuz. Evi satmayı düşündünüz mü? Ama yok. Ev durduk yere dükkan aldırmaz. Ama bir dükkan bir ev daha aldırır size. Hem istimlak söylentisi dolaşıyor. Sonra daha ucuza gider elinizden. İyi de böyle bir söylenti varsa kimse almak istemez ki. İşte ben de onu söylüyorum. Fazla dillenmeden elinizden çıkarın. İşiniz görülsün diye söylüyorum. Ben 25 yıl bekledim bu eve geri dönmek için. Hayatta öyle kendi ayağımla çıkmam. Ayrıca söylenti diyorsunuz. Yok canım, bu ev bizim hayattaki tek güvencemiz. Satmam, sattırmam da. Bizim öyle büyük beklentilerimiz yok. Yani başımızı sokacak bir evimiz olsun. Ekmeğimizi kazanalım. Başımızı yastığa rahat koyalım. Yeter. Ya durun bakalım. Karamsarlığa kapılmayın. Hem biz hemşeri sayılırız. Ha? Biz de size yardımcı olmayacaksak. Biz kimseye gebe kalmak istemiyoruz. Neyse, yarın dükkana uğra da ne yapalım, bir bakarız. Hah, tatlılar da geldi. Kübra'nın üstüne yoktur bu işte. Oo, Yiğit'in en sevdiği tatlı. Hadi yaşadın. Zahmetli karımın tarifiydi. Kübra pek güzel yapar. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kübra biraz dalgındır. Sadullah Bey borç verdi. Dükkan çok kazandıracak. Gör bak, güven bana. Ya baba, iyi kazandırsın da bu... Annene sakın söyleme, tamam mı? Evlendiğimizden beri ilk defa çok mutlu. İlk defa yüzünü güldürebiliyorum. İlk defa çok güveniyor bana. Şimdi bu senetleri görürse ev hamlanacak. Söyleme annene, tamam mı? Ya baba tamam, ben anneme söylemem ama bu senetleri sakın imzalama. Sen ver onu bana. Tamam, imzalama. Geliyorum, geliyorum. 2 dakika. Ama bitmedi 2 dakikaların, hadi. Ne yapayım? Hadi gel, bekliyorum. Oo, Derya Hanım, hayırdır? Pazar gezmesi mi? Sana ne ya? Ya ayıp oluyor ama ya. Biz de bu mahallenin çocuğu değil miyiz? Ne hemen böyle terslenmeler falan?
Ay Piloj'a gidiyorum böyle. Nereye gideceğiz böyle? Sağ ol canım. Buyurun ama. Ulan sen adamsın. Yemin ediyorum adamsın. İclal, hayran oldum ben Kübra'ya. Vallahi ne becerikli şeysin sen öyle. Hem bütün gün dükkanda çalışıyorsun, hem koskoca evi tek başına çekip çeviriyorsun. Aferin sana. Yemekleri de çok güzel. Değil mi? Ay şuna bak. Çok da mahcup. Ya yok aslında bir şey yapmıyorum. Ama böyle hani yaptığım işi de yarım yamalak yapınca içime sinmiyor hiç. Haklısın. Ya insan ne iş yaparsa yapsın hakkını vererek yapmalı diye düşünüyorum. Yok. İyi misin? İyiyim, iyiyim sağ ol. Öyle konuşmaya dalınca dikkatim dağıldı. Nazar değdi benim güzel kızıma. Hadi görüşürüz. 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 İyi. Annemler Sadullahları yemeğe davet etmiş akşam. Dükkan kutlaması ne diyorsun? Allah onlara afiyet olsun. Bizim seninle başka işimiz var. Ne? Abi kardeş alemlere akacağız. Hem biz alemi görelim, hem de alem delikanlı görsün. He. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz Namık abi. Görüşürüz Namık abi. Bizim mahallenin gençleriyle pek kaynaşamadınız galiba. Ha? Ya bırak onları ya. Sanki mahallenin sahipleriymiş gibi gelip bize posta koymaya çalıştılar. Ama gördüğün gibi yüzümüze bakamıyorlar. Yok, ikisi de iyi çocuklardır. İkisi de ekmeğinin derdinde. Ama işte insan bazen derdine derman bulamayınca böyle sinirleniyor. Ben de böyleydim gençken. İnsan bazen sinirini çıkaracak yer arıyor. Size dişleri geçer sanmışlar. Hoş görün. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz koçum. Arabayı ne yaptın? Ya bakıyorum sabah bir şeyler yaptım da marşa bas. Ne oluyor lan? Mahallede bulaşacak adam bulamadınız, benim yeğenlerime mi sardınız oğlum? Abi biz senin yeğenlerin olduklarını bilmiyorduk ki. Abi biz öyle hani kimdir necidir bilmediğimizden hani kendi usulümüzce bir merhaba diyelim dedik. İkisi de iyi, efendi çocuklardır. Ama öyle başlarını ezdirmezler. Memlekette bunların dedeleri oranın ağası gibiydi oğlum. Çocuklar öyle lola yapmaya gelmezler. Bak, iyi geçinirseniz, arkadaşı olursanız sizi kendi kardeşleri gibi kollarlar. Düşmanları olursanız çekeceğiniz ver ben değil. Hadi gidin, düzeltin arayı hadi. Kendinden yürü. Gel gel. Selamlar. Ben size gözüme görünmeyin demedim mi? Ya geçen gün bir tatsızlık oldu. Biz onu bitirmeye geldik. Ya Namık abiyi biz sayarız, severiz. Şurada yüz yüze bakacağız. Arada husumet olmasın. Kardeş sen de kusura bakma. Selim ben. Yiğit. Ender. Emir. Biz sahile gideceğiz. İsterseniz siz de gelin. Hem dolaşmış olursunuz biraz. Ha iyi fikir. Hadi gelin biz de. Bir gezdirelim sizi, dolaştıralım. Kızlar şöyle bir plaja falan gidelim. Aynen, güzel kızlar falan. Sen git, benim işlerim var. Araba güzelmiş. Öyle. Haftada bir değiştiriyorum. Sürekli aynı arabaya binince ben de iyisilik yapıyordu ondan. Selim moto tamirhanesinde çalışıyor da. Canım arabayı yapıyoruz, önce bir test ediyoruz. Her şey müşteri memnuniyeti için. Sen ne yapıyorsun? Ben müzisyenim abi. Bir barda çalışıyordum akşamları, yalan oldu. Ama ileride albüm yapacağım. Tam çalıyorsun. Tellilerin hemen hepsine hakimim. Telliler? Gitar, bağlama, ud, yaylılardan kabak, kemane. Vurmalarda da fena değilim. Üflemelerde de nefesim yettikçe. Lan başka ne kaldı ki geriye? Ne zaman öğrendim bütün bunları?
doğarken biliyor. İnsan büyürken unutuyor bizi. Ama enstrümanları elime aldıkça hatırlıyorum. Allah vergisi. Ya bunlar nereden çıktı ya? Adı üstünde halk plajı. Mahalle halkı gelmiş işte. Allah kabul etsin. Sağ Buyur olasın. Geç. Ay yok, ben daha bunları dağıtacağım. Geç geç, bir çayını iç, öyle dağıtırsın. Hadi gel. Allah, çaya hayır diyemeyeceğim. Sağ olasın. Nasıl gidiyor İstanbul? Alışabildin mi? Manzarası güzel. Zamanın varsa her şey güzeldir burada. Deniz, eğlence. Yani bizim memleketi de var. Elbet vardır. Ama burada Taksim var. Sinemalar, kafeler. Beyoğlu çok güzel. Belki bir gün gideriz. Seversin. Cıvıl cıvıl. Maşallah. Bir içim su, ne kadar güzel. Kızınız değil mi? Gelinlik çağına geldi artık. O da Derya'da. Ne alakası var canım? Yani Sibel hiç düşünmüyor evlenmeyi. Yani o öyle ev işi falan yapamaz çünkü. Ne bileyim, kocasına, kaynanasına falan hizmet edemez. Anca işte ona böyle hizmetçiler tutacak, birileri çıkacak da karşısına. Belki. Vallahi ne diyeyim, gönlünüze göre versin Allah. Yiğit'le Emir'in var mı ciddi düşündükleri birileri? Yok canım, nerede? Oho. Daha Yiğit bizim kuyumcu dükkanımız var da onun başına geçecek. İşleri rayına oturtacak. Hiç öyle kafasını karıştırmak istemez. Emir de zaten askerliğini bile yapmadı. Yani bizimkilerin daha çok vakti var. Şu kız kim? Oo. Sen fazla yüksekten uçuyorsun abi ya. Yüksek dağın kuşuyum. Selvi'ye konacağım. Burun üstü çakıl da gör o zaman. Sibel o, Sibel. Bakar mı senin benim gibiler o? Bizim neyimiz varmış? Oğlum kız lüks butikte manken. Kim bilir neler neler görüyordur. Bakar mı senin benim gibi mahalle çocuğuna? Heh. Ucuza gitti ya. Pek fazla bir şey etmez bu. Gene de iyi verdin. Bunu ilk aldığımda yoktu kimsede. Oğlanlar ne sevinmişlerdi. Neyse, hayrını gören. Teşekkürler. Çekilir misin? Güneşimi kesiyorsun. Çıkaramadın mı beni? Karşı komşunun. Çıkaramadım canım. Yani tanışmak istedim. Belki arkadaş oluruz. Bu yaşına gelmişsin. Hala bu şekilde arkadaş edinilmeyeceğini öğrenemedin mi? Doğru, haklısın. Böyle olmaz. Akşam bir şeyler yapalım. Bu akşam uygun değilim. Yarın? Yarın da uygun değilim. Peki ne zaman uygunsun? Senin gibiler için hiçbir zaman.
gidiyor musunuz? Evet, gidiyoruz. Ya biz bırakalım sizi. Olur. Size iyi yolculuklar o zaman. Ya Sibel dursana kızım. Canım bak istiyorsan sen git onlarla. Mahallede görüşürüz. Bir şey var ya. Dikkat et, bu çocuk sağlam pabuç değil. Niye ya? Bence çok hoş çocuk. Ay ne bileyim, ben bu Yiğit'ten hoşlanıyorum galiba biraz. Ne diyeyim ben sana Derya, ne diyeyim yani? İzin ver ben gideyim. İyi hadi. Merak etme. Hadi görüşürüz, arayacağım. Bay bay, bay bay, görüşürüz. Ben sizinle geleyim dedim. Hadi bakalım. Ne gülüyorsun? Çok mersi. Karnım yapıştı yeminim. Ay dur dur. Burada çok güzel balık ekmek yapan yer var. Balık ekmek yesek ya. Ya eve yaklaştık zaten, ben evde yerim. Aa hayatta olmaz. Her maaşım dağıtıldığında bir balık ekmek yerim. Bu sefer ben ısmarlıyorum. Ya... Hadi kırmayın. Ya ısmarlamasından değil, biz de öderiz yani ama... Ama sonuçta insanın anasının yaptığı yemeğin yerini tutar mı balık? Yani. Annesinin yaptığı yemeğin yerini tutmaz tabii balık ya. Ama ne uzattınız ya. Hadi kırmayın beni. Gidelim mi Yiğit? Hadi. İyi hadi gidelim. Balıklar da geldi. Oh. Bunlar almış. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Oh, değdim Allah. Vallahi teşekkür ederiz. Madem sen ısmarladın, yemekleri sen yaptın sayıyoruz. Tamam. Balıkları da sen tutup getirmiş ol mesela. Bu balık ekmek işinde para var mıdır lan? Vallahi bence karlı iş. Baksana bir tezgah alıyorsun, bir tane de küçük tekne. Sonrası kolay. Oğlum tekne almanın neyi kolay? Balığı denizden tutuyorsun ama. Sermayenin yarısı bedavaya geliyor. Sonra var ya 3-4 yıla paraya para demezsin. Yani karınları doyuruyorsunuz şimdi zenginlik hayalleri değil mi? Niye abi, sen istemez misin böyle teknen olsun? Yok. Ben bu işe girsem direkt filom olur. Neyse şimdi kızı da sıktık. Hadi Derya, en iyisi biz bir yürüyüşe çıkalım. Bunlar da nereden oltalarını alacaklarını konuşsun. Uzun zamandır geçirdiğim en güzel gün. Vallahi gün daha bitmedi. Şu teknenin orada oturalım mı? Olur. Ne güzel değil mi? Vallahi insan denize mi baksın, deryaya mı baksın şaşırıyor. Rahmetli babam bana yıldızları öğretmişti. Bak mesela şu büyük ayı, uçurtmaya benzeyen. Şu uzanan şey de kuyruğu, gördün mü? Hmm. Bak şurada ileride de kutup yıldızı var. Aslında çok güzel parlar ama... Burada ışıklar çok yandığı için net görünmüyor. Biz eskiden köye giderdik. Yani okullar tatil olunca. Bizim köyde yıldızlar çok güzel görünür. Apaçık. Burada o kadar güzel görünmüyor. Çenem düştü değil mi? İnsan söyleyecek bir şey bulamayınca çok konuşuyor, pardon. Sustum. Sen anlat. Hani neler yaparsın, nelerden hoşlanırsın? Ben... Ne yapıyorsun? Ne
Nelerden hoşlanırsın diye sormadım. Nelerden hoşlanırsın? Güzelliklerden. Bu benim için çok hızlı. Daha tanışmıyoruz bile. Haklısın. Tamam, tanışalım. Ben Yiğit. Çok konuşmayı sevmem. Ama aynı zamanda ne hissettiğimi anlarsın. Ne hissettiğini anlıyorum. Ama ben bunun için gelmedim buraya. Daha doğru düzgün sohbet bile etmedik Yiğit. Peki. Hobilerin neler? Dalga geçme. Çok hızlı gidiyoruz. Ya nereden bileceğim bunun son olmadığını, ortadan kaybolmayacağını? Kaybolmayacağım. Madem ortadan kaybolmayacaksın, madem bu son olmayacak, o zaman acele etmemize gerek yok değil mi? Israr yok. Nereye? Bir sonraki buluşmamızda sana anlatacak birkaç hobi edinmeye. Ustacığım, şöyle vereyim. Tamam. Eyvallah. Kolay gelsin. Hop, babacığım sen bırak, ben hallederim. Bırak. Yiğit nerede? Bir işin ucundan tutsa ya. Görürsen kendisine sor. Ama bugün taşınacağımızı biliyor. Hiç sorumluluk yok. Kime çektiyse. Hadi hadi, keyfini çıkarın. Bak çok şükür. Allah'ım yarabbim, İstanbul'dayız. Mis gibi dükkanımız oldu. Bu dükkan sayesinde hepimiz ihya olacağız. Bırak, bırak. Ben yaparım. Hoş geldiniz efendim. Afiyettesiniz inşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Kim bu? Nihat Bey. Çok mühim adam. Bu bölgede ondan habersiz kuş uçmaz. Birçok alanda da yatırım var. Ha, yani Muhit'in Ali Kıran baş keseni. Ya size selam söyledi, açılışa da gelecekmiş. Ne? Koyma, vitrine koyma. Şimdi daha açılış olmadan hırsızların ağzının suyunu akıtmaya harcetiyor. Tabii tabii. Güzel olmuş, güzel. Gördün mü bak, bir de korkuyordu. Sayenizde her şey çok kolay oldu. Ne zaman açıyorsunuz? Her şey hazır, biz bir yazar kasayı bekliyoruz. Ulan bu zenginler nasıl yaşıyor böyle ya? Bu herifin var ya, bunun gibi iki tane arabası daha var. Aynı böyle bundan. Ya bırak oğlum, en iyisi bizim barın patronuydu. O da 3 aylık paramın üstüne yattı. Nasıl yattı? Lan iflas mı etmiş? Ya yok ya. Piyasaya da personele de borcu takıp devretmiş. Ulan evine kadar gittik adamın paramızı istemeye. Param yoktu ya, ağlıyordu. Tekne turuna çıkmış it ya. Nerede yaşıyor? Kavacık'ta. Büyük bir villada. Kaç kişiler? Hizmetçiyle karısı var diye biliyorum. Peki evde mi? Yok, şu an tekne turunda, Bodrum'da. Oğlum bunlar zengin adamlar. Kamera mamera yok mudur orada? 3 katlı büyük bir ev. Üst katta yatak odaları var. Altta büyük bir salon. Komşular? Çoğu tatilde. Yes. Ne yapıyorsun lan? Geri zekalı mısın? Eyvah. Parmak izi bıraktık. Sabıkınız var mı lan?
Araba var mı? Araba kolay. Birkaç tornavida, törpü. Bir de varsa el feneri. Abi. Dolap ağzına kadar yemek dolu. Oğlum sen harbi safsın. Biz buraya yemek için mi geldik? Ya bırak ya. Hadi. Çerçeveye kutu duvara asacağım ben ederim. Oğlum sen saf mısın? İki aldığın para değil, ilk kazandığın para asılır. Abi ben bu parayı kazanmıştım zaten. Aç, aç. Adam bana vermeyip kasasında saklıyorsa suç benim mi? İşte oğlum bak buna self servis denir. Adam sana vermiyorsa sen gidip kendin alacaksın ya. Hadi, 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 hadi. Kalkın lan. Bizim mahallede 13 yaşından büyük olup kitap okuyan tek kişi sensin herhalde. Okulun bitmedi mi daha? Bitti. Hukuk mezunuyum ben. Oo, avukat bey. okulun bitmiş. Ne diye hala kitaplardan kaldırmıyorsun başını? Yok ya şey. Roman. Ne bileyim iyi geliyor. Güzel, geliştiriyor falan. Sen? Ne? Ne tarz kitaplardan hoşlanıyorsun? Ne bileyim, genel kültür sınavında mıyız? Hayır canım, yani ne, muhabbet ediyoruz. Muhabbet deyince aklına hep kitap konuşmak mı geliyor? Yok, tabii ki. Hem sevgilin ondan çok kitaplara vakit ayırmanı kıskanmıyor mu? Sevgilim yok. Görüşürüz. Görüşürüz. Salak el salladın 2 metre ötendeki kaza. Ben hayatımda bu kadar parayı bir yerde görmedim lan. Evet abi. Kendimi Robin Hood gibi hissediyorum. Ben Robin Hood zenginden çalıp fakire veriyordu. Sen kime vereceksin? Biz de fakiriz abi. Zenginden alıp kendimize veriyoruz. Yiğit. Al. En çok parayı sen al. En çok sen çalıştın sonuçta. Yok ya ben aldım alacağımı. Wow. Onu kime vereceksin? Müdür. Sana mı? Hadi gel. Merhaba. Gençler yiyorsunuz mu kokoreçi? Yapsın bir 3 çeyrek. Olsun, güle güle çeyrek. Abi. Ender. Yerim. Abi 3 çeyrek yapsana bize. Ender abi hoş geldiniz. Aa. Günaydın. Allah Allah. Öyle abi Sibel. Bizim mahallenin selamını bile beğenip almaz. Dedik oğlum sana dün. Anca zengin olacaksın, mallı mülklü olacaksın ki tenezzül edip yüzüne baksın. Ye kürküm ye işte.
Hacı olsun mu abiler? Olsun abi olsun. Bak. Gelinlik rüya gibi. Değil onu satın almak, kiralayamayız bile. Allah Allah. Kendi adına konuş. Ha pardon, çünkü trilyonerler kapında kuyruk oluyor. İstesem olur ama gözüm yok. Dürüst, alnının teriyle para kazanan bir hayat arkadaşını para babası bir kocaya tercih ederim. Hayat arkadaşı? Ha fakir olunca hayat arkadaşı, zengin olunca koca mı deniyor? Kız değil zaten. Evet. Kızlar siz devam edin, sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam. Ne arıyorsun sen burada? Sen insanları hep böyle hırpalayarak mı seversin? Gerçek bir lanta. Nereden çıktı bu? Seversin diye düşündüm. Çaldın mı yoksa? Hayır. Böyle bir şeyin imitasyonu bile kaç para edersen biliyor musun? Tabii ki bilmiyorsun. Zaten bunun fiyatını da bilmiyorsundur. Ne yaptın? Daha açılmadan babanın dükkanını mı soydun? Hayır. Ben aldım. Senin için. Senin mesleğin neydi? Sibel, seni gördüğüm an tutuldum ben. Ne istersen o olurum. Daha bir şey değilsin yani. Aferin. Benimle ilgili boşuna hayal kurma. Nihayet bugünleri de gördük. Hadi hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Ne yapıyorsun sen? Kitap okuyorum. Kitap okuyorsun. Nereden çıktı bu şimdi? Kitap işte anne. Kendimi geliştirmek için. Allah Allah. Yeni yeni huylar. Kitap kurtaracak sanki bizi. Başımıza kültür ateşesi kesildin. Nereden çıktı bu münasebetsiz şey? Nereden buldun bunu? He? Baba, dergi sadece o. Moda dergisi. Neye özeniyorsun? Bu dergideki kızlara mı? Ha? Baba dur yapma. Baba dur, baba, baba. Yürü. Doğru eve. Baba dur, düşün. Yürü dedim. Doğru eve. Doğru eve. Yürü. Kes sesini. Yürü dedim. Kapat çeneni. Doğru eve. Balığı elle yesek millete ayıp olur mu? Yok ya. Evinde gibi rahat et. Nasıl olsa daha çok geleceğiz buralara. Ay. Seni ilk gördüğüm günü hatırlıyorum. Askerde çarşı iznindeydik. Demiştim ki... Bu kız nereye gidiyorsa peşine takılıp firar edeyim. Askerlikten, hayattan. Ben sana hala çok aşığım. Güzelliğin, cesaretine, gücüne. Sen olmasaydın İstanbul'a gelmeye cesaret edemezdim. Biliyorum. Bundan sonra ne yapıyorsam senin için, mutlu ol benimle gurur dur diye. Ömrümü yoluna serdim be kadın. Ay, ay yağ oldu ya. Dur dur, limon limon. Al.
Çıktı mı? Buyurun beyler. Buyuruyoruz işte. Burası sizin boyunuzu aşar gençler. Merak etme. Hani lan suç işleyen cehenneme giderdi? Biz ev soyduk cennete düştük oğlum. Lan şu Sadullah değil mi? He. Ne işi var burada? Ne şaşırıyorsun oğlum? Buralar onun mekanları. Ya sen bakma onun kızını koruyan namuslu baba pozlarını. Yazık lan o kıza. Bütün gün evin her işini yapar. Camdan burnunu bile çıkarttırmaz ama geceleri burada beyefendi. Vay. Anlama bak ya. Sadece eğlenmeye de gelmiyor ha. Buranın sahibiyle işte yapıyorlar. Pavyoncu. Emlakçıyla pavyoncunun ne işi olur? Emlakçılık sadece paravan işi abi. Bizim patrondan biliyor. Gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz. Kamyona çapkınlar çakılır mı ulan? Ha bu külüstü. Yolda kalır, biz yine parkadan itmek zorunda kalırız. Haydi hanım gazla. Masadaki hanımefendiyi buraya çağır. Şşş. Bana bak. Bu kıza falan aşık olmaya kalkma. Sen onun takıldıklarıyla aşık atamazsın. Rahat ol. Tanışıyoruz. Sana doyum olmaz. Oğlum. Bir şişe viskiyle şampanya aç hemen. Buradan gidebileceğimiz bir yer var mı? Sibel. Al bunu.
Bir daha da benim kafamı karıştırma. Bir dakika, ne oluyor? Bu ne? Kitap. Hani okur musun diye sormuştun ya. Hani kendini geliştirmek için. Okudum. Hayat böyle akmıyor, anladın mı? Bir dakika, sakin ol. Kapının önünde konuşmayalım. Gelmek ister misin? Anlat. Tamam. Anlatayım. Mesela bu kitap. Kız güzelmiş. Ailesi zengin birine vermek istiyor. Kız da fakir bir işçiye gönlünü kaptırıp bütün paralı pullu adamları reddediyor. Neymiş efendim? Çalışıp alın teriyle geçinecekmiş. Kimseye müdanaa etmeden. Güzelliğini kullanmadan. Olamaz mı yani? Evin parlak oğlusun. Anam babam başında okutmuşlar etmişler. Sırtını sağlam ki gelir gelmez iş kurdunuz. Saksıda büyüyüp düzgün insan olmak kolay tabii. Sakin, ölçülü, ideal insan. En gıcık olduğum tip. Vallahi ben sakinliğimi uzun süre koruyabileceğimi sanmıyorum. Niyeymiş o? Sanırım deli bir kıza aşık oluyorum. Hadi bir şeyler içelim. Oldu. Sonra sarılır uyuruz. Ben sabah kahvaltıyı hazırlar, seni kaldırırım. İşin bitti, paran verdin, tamam. Bu seninle iyi karşılaşmamız değil, biliyorsun değil mi? Arabam yolda kalmıştı. Yolda her gördüğümü hatırlayacak halim yok. Tabii. Sen sadece önemli insanları hatırlarsın. Pahalı arabaları olanları. Hadi canım, yürü sen. Al. Gerçek pırlanta mı? Hı hı. Ne oldu? Hala gitmemi istiyor musun? Dükkana bakan MOBESE kameraları arızalıymış. Parmak izi de bırakmamışlar. Kanıt yok, şahit yok yani.
böyle kapanıp gidecek mi bu mesele? Ömrümü koydum o dükkana ben. Sizin şüphelendiğiniz biri var mı? Yok, biz yeni geldik İstanbul'a. Doğru dürüst tanıdığımız kimse yok ki düşmanımız olsun. Senin beyanından başka bir şey yok. Sırf sigorta para ödesin diye kendi dükkanını soyan var. Ben daha dükkanı sigorta yaptırmadım ki. Şu kameralar bir daha kontrol etseniz. Civar kameralar görmüştür belki. Uçup gitmedi ya bu adam. Kamera bozuk diyorsak bozuktur. Baba, senin ne işin var burada? Bittik oğlum biz. Dükkanı soymuşlar. Ne? Savcılığa bildirmeye gel. Kameralar bozukmuş, şahit de yok diyorlar. Bir şey çıkarsa bildirecekler ama... Nasıl gidiliyor söylesin. Nerede? Dükkanım soyuldu. Telaşlanma. Sigorta şirketi nasılsa karşılar kaybını. Elde avuçta ne varsa dükkanda altınlığa gitti. O da yetmedi de dünya kadar borçlandım sana. Önümüzdeki haftalarda yaptıracaktım sigortasını. Hırsızlar hızlı çıktı. Bana niye geldin? Senetlerin tarihi belli. Bana sözüm var. Bu durum beni ilgilendirmez. Torbam müsait değil. Bana müsaade et acık. Ticaret bu. Batmak da var, çıkmak da. Senin hatanın vebalini ben çekecek değilim. Ama Sadullah abi, biz hemşeriyiz. Zor günümüzde birbirimize destek olmayacaksak ne zaman olacağız? O senetleri kendimi güvenceye almak için yaptım. Senin ne kaybettiğine değil, bana ne kadar borcun olduğuna bakarım. Ticaret adamıyım ben. Bak, iyisi mi sen evi bana ver, ha? Borcunu sileyim. Gerçi karşılamaz ama ne yapalım? Dükkanım soyuldu dedim. Yüzünde gıl oynamadı. Şaşırmadım bile. Niye? Çünkü dün gece dükkanımın soyulduğunu zaten biliyordum. Dükkanımı sen soydurdun. Ağzından çıkanı kulağın duysun.
Bu burada kalmaz Sadullah. Seni ihbar edeceğim. Sen kimsin be? Dün geldin İstanbul'a. Hem kanıtın yok, şahidin yok. Boş konuşuyorsun, boş. Bana imzalattığın senetler var. Beni burada herkes tanır. Benim sözümün yanında seni senetlerinin hükmü bile olmaz. Ben dürüst adamım. Bana inanacaklar. Sokaktaki tüm kameralar bozuk ha. Hem de dükkanın soyulduğu gün. Emir. Ben biraz bakınacağım. İyi, ben de babamın yanına gidiyorum. Hayırlı olsun Hasan Bey. Dükkanı açmışsın. Hakim Vittin biraz seyrek. Siz kimsiniz? Biz seni tanıyoruz. Aileni de biliyoruz. Mühim olan bu. Para pul falan fani şeyler. Önemli olan insanın ailesiyle birlikte olabilmesi. Değil mi? Polise savcıya gitmişsin. Şikayetini geri alacaksın. Hayır, almayacağım. O zaman borcunu ailen öder. Sen bilirsin. Kim bunlar baba? Hiç dükkanı boş görmüşlerdi. Kiralık mı diye soruyorlar. Ne oluyor baba? Hadi söyle bana. Yok, bir şey yok oğlum. Bir şey oldu yok. Yok. Sadullah'a gittin mi? Yardım edecek mi? Ya hangi akla hizmet? Sigorta yaptırmazsın. Hangi akla hizmet? Hiç param kalmamıştı. İlk kazancımızla yaptıracaktım sigortayı. Ben geri dönmüyorum. Abiler tefe koyar bizi. Tükürdüğümü yalamam ben. Mahvolduk ya. Bitti, her şey bitti. Hayatım kaydı. Hep senin beceriksizliğin yüzünden. Her şeyi böyle eline yüzüne bulaştırıyorsun. Ondan sonra el aleme rezil oluyoruz. Ne el alemden, bizi ne Allah aşkına? Aptalsın, sen de aptalsın. Aynı baban gibisin çünkü. Mahvolduk diyorum. Hep senin beceriksizliğin yüzünden. Özür dilerim. Nereye? Nereye? Dükkandan almam gereken bir şey var. Dükkanda bir şey kaldıysa git al. Baba bekle, ben de gidiyorum. Sabah beraber gideriz hadi. Baba. Bu balonlarda Sadullah'ın bir payı var mı? Hayır, hayır. Bak bana doğruyu söyle. Adamda yanlış bir şey var. Sakın adamla böyle düşünme. Böyle düşünme. E senetler? Bize borç verdi. Yardım etti. Onun bir suçu yok. Her şey benim ihmalkarlığım yüzünden. Annen haklı. Bu duruma gelmemizin tek suçlusu benim. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Sen anneme sahip çık. Abine de göz kulak ol. Bir delilik yapmasın. Tamam mı? Ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Bu sefer çok ileri gittim ama. O şimdi bizden daha üzgün. Gideyim ben en iyisi. Dur, nereye gidiyorsun? Gideyim de bir özür dileyeyim. Ne yapalım, olan oldu artık işte. Sonunda ölüm yok ya.
Hadi. Hayır, hayır. Siz gelmeyin, ben yalnız konuşayım. O şimdi size de mahcup oldu. Oğlum, yanınızda bağırıp çağırdım ya ben. Hay Allah'ım ya. Geleli kaç gün oldu bak düştüğümüz hallere ya. Yürü hadi. Gece gece hırlısı var, hırsızı var. Thank you.